Herkese günaydın. Dün pandemi sonrasında havayoluyla ilk uçuşumu yapıp Adana'ya gelmiştim. Adana'ya indim. Şu an Kelaynak Havacılık Kulübü'ndeyiz. Burada beraber Viper tipi 2 kişilik tek motorlu bir uçağa bineceğiz. İstikamet Konya. Gelin bu seyahati birlikte yaşayalım. Bakalım Konya'ya ne kadar sürede gideceğiz? Toroslara nasıl aşacağız? Maceralı bir uçuş için hep birlikte havalanmaya hazırız. Türkiye'nin havacılık vahalarından Adana'daki Kelaynak Havacılık Kulübü'ndeyiz. Özel hangarın içi Piper Cup'tan T-67'ye, Dornier Do-27'den Ultralight'lara kadar farklı uçaklarla dolu. Meraklılar için tam bir cennet. Konya'ya Karatay Üniversitesi'ne uçmadan önce son hazırlıkları yapıyoruz. Uçuşu Karatay'ın pilotaj bölümünün temel eğitim uçağı Alman yapısı Viper SD-4 ile gerçekleştireceğiz. Deneyimli öğretmen pilot Süleyman Doğan ile uçacağım. Uçuş okulları yeni nesil çok hafif uçakları eğitimlerinde kullanıyor. İki kişilik uçak glass kokpit tasarımı ile öğrencilerin gelecek nesil yolcu uçaklarına hazırlık yapmasına imkan sunuyor. Sabah önce uçağın motor testleri yapılıyor. Hava Adana'da puslu. Bulut tavanı yaklaşık 2000 feet yani 660 metrede. Kalkıştan sonra güneye dönüp sahile doğru uçacağız. Mersin üzerinden kuzeye doğru dönüp Torosları aşacağız. 100 beygir gücündeki Rotax motorumuz çalışıyor. Artık uçuş zamanı. Taksi yapıp pist başına geliyoruz. Kontrollerin ardından 3 palli pervane tam gaz dönüyor. Maksimum kalkış ağırlığı 600 kilogram olan uçak kısa sürede hızlanıp pistten kesiliyor. Adana'nın verimli topraklarının üzerinden irtifa almaya başlıyoruz. Bulutları hemen aşıp sahile doğru ilerliyoruz. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Mersin'den sonra istikametimiz Toros Dağları. Kuzeye çıktıkça, irtifamız arttıkça hava da soğuyor. Torosların zirvesine kadar etraf yemyeşil. Sonrasında yeryüzü sarı ve tonlarına dönüyor. Akdeniz bölgesiyle vedalaşırken İç Anadolu'nun geniş ovaları bizi karşılıyor. İrtifamız yaklaşık 2500 metre. Uçağımız saatte 18 litre yakıt harcıyor. Rotax motor otomobil benzini kullanıyor. Yakıtı adeta kokluyor. Karatay Üniversitesi yeni nesil uçakları ile öğrencilerine kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyor. Dağların türbülansına girmeden keyifle uçuşumuza devam ediyoruz. Önce sol kolumuzda Karaman'ı görüyoruz. Konya 3. Anajet Üs Komutanlığı yaklaşma kontrolüyle temasa geçtiğimizde Ermenek hizalarını kat ediyoruz. Konya, Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli üslerinden biri. Hava trafik kontrolörleri askeri trafiğin yanı sıra bizi adım adım takip ediyorlar. Yaz sıcağında ovada ekilmedik yer bırakılmamış. Kimi tarlada hasat başlamış. Türkiye'nin tahıl deposu Konya'da çiftçiler tüm yılın emeklerini alabilmek için aşağıda ter döküyor. Yavaş yavaş havalimanına iniş için hazırlıklarımızı yapıyoruz. 01 sağ pistine iniş gerçekleştireceğiz. Hedef yüksek yaklaşıp pistin orta bölümüne teker koymak. Çünkü sivil terminale pist sonundaki taksi yolu üzerinden geçeceğiz.
tabi bir yaklaşma ile süzülüyoruz. Alttan kanatlı uçağımız çok dengeli alçalıyor. Pistin ortasına geçip teker koyuyoruz. Kuleye pisti terk ettiğimizi söyleyip taksi yolunda terminale doğru ilerliyoruz. Konya'da Sivil Apron'un sağ tarafındaki küçük uçakların sayısı hızla artıyor. Uçuşumuzu tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na giden Airbus A321'i motor çalıştırıp taksi yapmaya başlıyor. Yaklaşık 2 saat süren uçuşumuzun ardından Adana'da Kelaynak Havacılık Kulübü'nden kalktık ve Konya'da 3. Anajet Üs Komutanlığı'na indik. Tabi burası aynı zamanda Türk yıldızlarının yuvası, AVAX uçaklarının, havadan ihbar kontrol uçaklarının merkezi, 132. Taktik Filo Silah ve Taktikler Komutanlığı'nın merkezi, çok önemli bir hava üssü ve aynı zamanda tabi Anadolu Kartalı'nın merkezi. Biz tek motorlu bir uçakla çok güzel bir uçuş yaptık. Toroslar açtık ve sadece saatte 18 litre yakıt yakarak 2 saatte 36 litrelik yakıtla Adana'dan Konya'ya gelmiş olduk. Süleyman Doğan hocamla birlikte çok teşekkür ediyoruz uçuşa. Bir sonraki uçuşlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda Karatay Üniversitesi'nin konuğu olarak eğitim çalışmaları için yapılan yeni meydanı inceleyeceğiz. Müzik